Radyo kelimesi Latince rudüs ve Yunanca fone kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Bu nedenle radyonun dünyadaki bilinen ilk adı radyofonidir. Yıl 1865. Varlıklı bir İtalyan ailenin çocuğu olan Marconi, küçük yaşlarda radyo dalgaları üzerinde çalışırken bir tepeye kurduğu antenle sesi uzaktaki evine ulaştırdı. İcadını Amerika'ya götüren Marconi, telsiz sisteminin babası oldu. Yıl 1906. Kanadalı Fessenden telsizle bir konserden canlı yayın yaptı. Kendisinin de bir şarkı söylediği bu yayın Karayip Adaları'ndan bile dinlendi. Yıl 1927, Türkiye. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi kuruldu. Bu sayede Türkiye'de ilk radyo yayını İstanbul Büyük Postane'de Eşref Şefik'in yaptığı şu anons ile başladı. Alo alo, muhterem Sami Yiğin, burası İstanbul Telsiz Telefonu. Yıl 1929. Atamızın nesilden nesile ulaşan o eşsiz konuşmasını ilk Türk radyodan milleti çalışkandır. Türk milleti çekildir. Yıl 1939. İngiltere Kralı 6. George dünyanın kaderini değiştiren konuşmayı radyodan yaptı ve Hitler Almanyası'na savaşı ilan etti. Would be kept in the bondage of fear. Yıl 1964 ve TRT FM'li günler başladı. Türkiye birbirinden değerli sanatçıları, spikerleri radyodan dinlemenin keyfini yaşadı. Zeki Müren, Münir Nurettin Selçuk, kimler yoktu ki? Yıl 1970. Radyo artık evlerin vazgeçilmez konuydu. Neler yoktu ki? Çocuk piyesleri, arkası yarınlar. Hem eğlendik, hem öğrendik. En güzel sesleri duyarak büyüdük.